tarih, tabiat ve kültürün kaynaştığı, toprakla suyun yeşille bütünleştiği Tokat, tarihte beyliklerin, devletlerin ve imparatorlukların yaşama ve fetih alanı olmuş. Tokat'ta hüküm süren devletler, bugünlere kadar ulaşan izleriyle kültür zenginliğinin en büyük delilidirler. Tokat, Osmanlı'nın gerileme dönemiyle paralel bir kader izleyerek 17. yüzyıldan sonra eski canlılığını yitirmiştir. Bu gerilemenin etkilerini yakın zamana kadar görmek mümkünken, son yıllarda yeni kalkınma hamleleri ve ekonomik atılımlarla geleceğini yeniden şekillendirmektedir. Tokat sanayi, organize sanayi bölgeleri, küçük işletmeleri ve el sanatları atölyeleriyle varlığını sürdürürken, yeni kurulan modern fabrikalarıyla da yükselen bir ivmeyle gelişmesini devam ettirmektedir. Çeşitli sanayi kollarında yapılan yatırımlarla tarıma dayalı ekonomi zenginleştirilmeye çalışılmaktadır. Hemen her kazılan kuyudan fışkıran bereketli içme suyu kaynaklarıyla Tokat, 21. yüzyılın en önemli doğal silahını elinde tutmakta ve bu tabii kaynağı ekonomisine kazandırmaktadır. İçiminin rahatlığı, yumuşaklığı ve mineral zenginliğiyle dünyanın en kaliteli içme sularından biri olan Ayva suyu, binlerce yıllık şifa kaynağıdır. Tokat henüz kirletilmemiş ve bozulmamış tabiatıyla son yıllarda önemi daha da vurgulanan organik tarıma uygun topraklara sahiptir. Ekolojik tarım da denilen hormonsuz ve ilaçsız sebze meyve yetiştiriciliği, Kazova, Kelkit ve Niksar'ın verimli ovalarında yıllardır yapılmaktadır. Özellikle domates ihracatı Tokat'ın önemli ticari kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Organik tarım, Tokat ekonomisi için mühim bir dinamodur. Hey 15'li 15'li Tokat yollar taşlı. Hey 15'li 15'li. Yakın geçmişte milli mücadeleye verilen büyük destek türkülerde yansımasını bulmuştur. Savaşa giden 15 yaşında çocuk yaştaki civanların anısına Hey 15'li ağdı yakılmış ve o günden bugüne dillerden düşmemiştir. Ve Sivas Valiliği'nin ortak çalışmasıyla bu acı dolu günleri destansı bir zafere dönüştüreceğine olan inancıyla Samsun'dan Anadolu'ya yol alan Mustafa Kemal Atatürk'ün özgürlük yürüyüşü Çamlıbel'de yapılan anıt çeşmeyle ölümsüzleştirilmiştir. Çamlıbel Atatürk Çeşmesi gelecek nesillere Kurtuluş Savaşı'nı ve bağımsızlık için ödenen bedelleri hatırlatmaya devam edecektir. Tokat son yıllarda doğa ve kültür turizmine ağırlık vermektedir. Özellikle Türk-İslam sentezinin en eşsiz izlerini taşıyan yüzlerce yıllık tarihi yapılar restore edilmekte ve ziyarete açılmaktadır. Restorasyon işlemi tamamlanmış Latifoğlu Konağı, Takkeciler Camii, otantik Tokat evlerinden oluşan sokağı ve Mevlevihanesiyle köprü geçmiş, yaşatılmaya çalışılmakta, eserlere gerekli ihtimam gösterilmektedir. Latifoğlu Konağı, 19. yüzyıl ev mimarisinin tüm inceliklerini yansıtan tipik bir Anadolu konağıdır.
ahşap, alçı ve kale işi işçiliğinin en güzel örneklerini sunmaktadır. Özellikle barok tavan oymacılığında ahşap, dantel misali ince ince işlenmiştir. Latifoğlu Konağı, geçmişteki fonksiyonlarına göre yörenin eşyasıyla donatılmış, müze ev olarak hizmete açılmıştır. Restorasyonu tamamlanan ve kültür dünyasına kazandırılan bir diğer eser ise Mevlevi Hane'dir. Giriş kapısında yer alan, rahmet kapılarını açan Yüce Allah'ım, bize de bu kapıları arala sözü, gel ne olursan ol yine gel sözüyle birbirini tamamlamakta ve Mevleviliğin davetini, hoşgörüsünü vurgulamaktadır. Tokat'ta kent merkezinde yer alan ve aslına uygun düzenlenen evlerle tipik bir Orta Anadolu Karadeniz sokağı atmosferi yaratılmıştır. Böylece geçmişin bugünle harmanlanması sağlanmış, yerel doku korunmuştur. Restore işlemi tamamlanan Takyeciler Camii'nin yapılış tarihi bilinmemektedir. Farklı bir mimarisi olan cami, moloz ve kesme taş üzerine inşa edilmiştir. Restorasyon çalışmaları yapılan bir diğer tarihi yapı da Arasta Bedesten'dir. Arasta Bedesten'den Evliya Çelebi seyahatnamesinde övgüyle bahsetmiş, Sultan Çarşısı kadar güzel bir çarşıdır demiştir. İstanbul Kapalı Çarşısı'nın Bedesten bölümüyle muazzam bir benzerlik gösteren Arasta Bedesten'in uzmanların ellerinde aslına uygun olarak düzenlenme çalışmaları devam etmektedir. Tokat Valiliği'nin büyük çabalarıyla Bedesten sosyal hayata tekrar kazandırılacaktır. Tarihiyle iç içe yaşayan bir şehirdir. Sultan 1. Keykubat'ın eşi Mahbir Hatun tarafından yaptırılan kervansarayda yıllara ısrarla meydan okumaktadır. Geçmişin ihtişamını hala yaşatmakta olan önemli tarihi eserlerden biri de Ali Paşa Camii ve Hamamı'dır. II. Selim zamanında yaptırılan cami, Mimar Sinan Ekolü'nün izlerini taşımaktadır. Tokat'ın başlıca tarihi emanetlerinden biridir. Nikser Ulu Camii, Anadolu'nun ayakta kalabilen en eski camilerinden birisidir. Danışmentli döneminde 1145 yılında yapılmıştır. Thank you.
Anadolu'nun hemen her kasabasında aynı isimle, Ulu Cami ismiyle meşhur olan tarihi camilerden biri de Tokat'ın Zile ilçesindedir. Zile Ulu Camii, 1267 yılında yaptırılmış, bugünkü halini 19. yüzyılda gerçekleştirilen değişiklikle almıştır. Şeyh Mustafa Camii ve Tekkesi, Turhal ilçesinin tarihi camilerinden biridir. Roma İmparatorluğu'nun dünyaca ünlü kumandanı Jules Caesar da Tokat'a kadar gelmiş ve burada Zile Kalesi önlerinde o meşhur vecizesini sarf etmiştir. Zile Kalesi, Veni, Vidi, Vici, yani geldim, gördüm, yendim sözünün şahidi olmuştur. Taşan, Tokat'ın Osmanlı'dan kalan en büyük miraslarından biridir. Kesme taş ve tuğladan dikdörtgen biçiminde iki katlı olarak inşa edilen hanın ortasında büyük bir avlu yer almaktadır. Taşan, bulunduğu bölgeye farklı bir güzellik katmaktadır. Camileri, türbeleri, kaleleri, köprüleri, hanları, tarihi evleri ve müzesiyle Tokat, geleceğin önemli kültür merkezlerinden biri olmaya adaydır. Turizm, Tokat ekonomisi için önemli gelir kaynaklarından biri olma yolundadır. Tokat'ın tarihi eserlerinin yanı sıra doğal güzellikleri arasında yer alan serin yaylaları ve gölleri de görülmeye değerdir. Özellikle tamamına yakını sazlıklarla kaplı Kaz Gölü'nün enfes görüntüsü, seyredenlerin içini huzurla doldurur. Yaban hayatı koruma sahası olarak ayrılan gölde, avlanma yasaklandıktan sonra kuş türlerinde de artış görülmüştür. Yine her yıl yüz binlerce turist tarafından ziyaret edilen Ballıca Mağarası, Tokat Valiliği'nin çalışmalarıyla çobanların yağmurdan korunduğu bir barınak olmaktan kurtarılmış ve olağanüstü havasıyla Türkiye'nin zenginlikleri arasına katılmıştır. Tokat, tarihi ve doğal dokusunu kurtarmanın ve korumanın yanı sıra geleneksel değerlerini ve yerel motiflerini de büyük bir özenle saklamaktadır. Geleneksel el sanatları, kıyafetleri, yöresel yemekleri, halk oyunları, türküleri ve sözlü kültürü hala eskisi kadar canlı ve yaşamın içindedir. Modernitenin ve teknolojinin dezavantajı olarak nükseden kültürel yozlaşma, Tokat'ta karşılığını bulamamıştır. 17. yüzyılın ünlü seyyahı Evliya Çelebi de Tokat topraklarının cömertliğinden ve halkının Ali Cenaplığından oldukça etkilenerek seyahatnamesine şu satırları yazmıştır. Bu, havası hoş şehrin dört tarafında, bahçe ve bostanlar içinde sular akar. Bu bahçelerde bülbüllerin ötüşü insan ruhuna sefa verir. Buralara gidenler hayran olurlar. Yılın her zamanında halkının nimetleri boldur. Hacı Bektaş Veli'nin hayırlı ve bereketli dualarıyla bu eski tarihi şehir, alimler konağı, fazıllar yurdu ve şairler yatağıdır. Tokat, geleceğini emanet ettiği gençlere en güzel mirası bırakmak için çabalamaktadır. (Gülüyor)